Peker neden Dubai'de kendini güvende hissediyor? 24 Mayıs 2021 tarihli bir analize götüreceğim sizi. Ömer Murat, eski bir diplomat. Onun yazdığı bir analiz, neden Dubai'yi tercih etti ve neden Dubai'de mesela bugün bunlar yaşandı? Bununla ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin Erdoğan iktidarının etki etme gücü en düşük ülkelerden biri sayılabileceğini, Peker'in bunun farkında olarak akıllı bir tercihte bulunduğunu söylüyor. Yine Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkileri çok yakın, onlarla arayı düzelttik diyorsanız beni de aldırırsınız demişti bir sohbetinde. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye bölgede, Orta Doğu'da en uzak ülke olduğunu düşündüğü için orada. Bu arada Sedat Peker'in bölgesel dengeleri bildiği gerek Türkiye'nin Erdoğan'ın Mısır'la pozisyonu gerekse Suudi Arabistan'da pozisyonunu değerlendirdiği göz önünde bulundurulmalı. Evet. Şu paragrafı da çok kısaca okuyacağım. Birleşik Peker'in Birleşik Arap Emirliklerine gitmesi orada Erdoğan'la veya kendisinin yakın olduğu yakın olduğu söylenen ulusalcı yapılanmayla bir danışıklı dövüşün söz konusu olmadığını açıkça gösteriyor. Özellikle ailesine yönelik polis operasyonundan itibarını bitirmeye dönük bir hedef güdüldüğünü, bundansa artık tamamen tasfiye edilmesine karar verildiğini veya kendi jargonlarıyla ifade edersek kaleminin kırıldığını anlayan Peker, kapağı Birleşik Arap Emirliklerine yani Dubai'ye atmayı başararak Tarantino'nun Kill Bill filmindekine benzer bir intikam operasyonunu yürütecek konuma yükseldi. Kendi açısından dünyada daha rahat hareket edebileceği muhtemelen başka bir ülke gösterebilmek zordur. Listede ilk hedef alınan isimler adım adım Erdoğan'a yaklaşılacağına ilişkin şüphe bırakmıyor ama onun için finali yani kilbiliği beklememiz gerekecek demiş. Bu yazının detayında da neden Dubai'yi seçtiğine ait dair Ömer Murat'ın e, analizleri var. Oradan bakılabilir. Sosyal ağlarda e, Peker'in ortaya çıkması üzerine "Evime döndüm." demesi üzerine 12 saatlik gözaltının alt, ardından yaklaşık yorumlar var. Birkaçını paylaşacağım. Can Dündar, Interpol'ü her muhalif için kullanmaya kalkarsanız hiç kimseyi alamazsınız. Böyle bir misafiri de kimse kaybetmek istemez demiş Sedat Peker'in iki numaralı e, tweetinin üzerine. Şahsımda, şahsım hakkında herhangi bir Interpol, Interpol kararı yok tweeti üzerine. Böyle bir misafiri kimse kaybetmek istemez diyor Can Dündar. Mehmet Altan came back demiş. Evet bir anlamda oyun kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık? Esasen onu Süleyman Demirel'in veciz cümlesi, belki o Keynbeck'in meali olabilir. Nerede kalmıştık? Cevheri Güven, tahmin edildiği üzere Peker'in yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği haberi yalan çıktı. Zaten Dubai'ye büyük garantiler alarak gitmişti ama yalan haberin kurgulanış ve yayılış biçimi bize çok şey söylüyor. Ankara için kav Ankara içi kavga alevleniyor demiş. Yani Dubai üzerinden kopartılan bugünkü fırtınanın e, kurgulanış ve yayılış biçimi bize çok şey söylüyor. Ankara içi kavga alevleniyor diyor. Evet, e, Sedat Peker Dubai'de ifadeye çağrılmış olabilir. Kendisine işte polisler davet edip kendi güvenliğiyle alakalı karşılıklı sohbette, muhabbette bulunmuş olabilirler. Daha sonra da evine bırakmış olabilirler. Yanına da telefon alma falan demiş olabilirler. Bu ayrı bir hikaye ama öbür tarafta Cevheri Güven'in kastettiği olayın Türkiye'ye yansıması itibariyle Ankara içinde şiddetli bir kavga olduğu e, yorumu taşıyor. Yalan bir haberin kurgulanması ve köpürtülmesi. Mesela şu fotoğrafı dolaşıma soktular. Sağdaki fotoğrafı işte Dubai'de Sedat Peker böyle paketlendi diye. Halbuki bu fotoğraf soldaki fotoğrafın fotomontajı. Soldaki fotoğraftaki kişinin işte kellesi uçurulmuş yerine Sedat Peker'in başı konmuş. O da kim? Dubai'de tutuklanan uyuşturucu kaçakçısı Michael Paul bilmem kim. Evet. Cevheri Güven bunu kastediyor. Yalan haberin kurgulanış ve yayılış biçimi bize çok şey söylüyor derken. Savaş Genç devamla konuşacak itiraflarda ve ifşaatta bulunacaksanız her halükarda batılı, gelişmiş ve çoğulcu bir demokrasiyi tercih edeceksiniz diyor. Haksız değil. O arada Kerim Has Erdoğan'ın Libya'ya heyet göndermesi, Akar'ın Libya açıklaması, Erdoğan'ın Litvanya-Letonya liderleriyle buluşması, Afrin'deki saldırı, Erdoğan'ın Azerbaycan'a gitmesi, Sedat Peker operasyon sanki bana hepsi Erdoğan'ın Biden'la zirve hazırlıkları gibi geliyor demiş. Üzerine not düşen Yavuz Baydar, teyitsiz de olsa yazmıştım tekrar edeyim bir kaynağa göre S400'ler Bakü'ye teslim edilecek makul çözüm ve kuyudan çıkış olarak olarak göreceğiz diyor. Evet, önümüzdeki aylar haftalar enteresan gelişmelere gebe. Yine e, Sedat Peker'in ortaya çıktıktan sonra paylaştığı 6 tweet'ten sonuncusu. Yani diyor ki beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. Bir umuttur yaşamak tweetine Ömer Murat biraz evvel Kronos'taki yazısını aktardığım eski diplomat. Adamın çok keskin bir siyasi zekası var. Kitleleri nasıl avlayacağını çok iyi biliyor diye not düşmüş. Adil Serdar Saçan 12 Haziran akşamı paylaştığı tweette keser döner sap döner gün gelir hesap döner diyerek Sedat Peker'in Sedat Peker operasyon veya Türkiye iadesi konusuna sanki göndermede bulunmuştu bilemiyoruz ama şunu hatırlatalım. Sedat Peker'in ekrana gösterdiği bir kağıt vardı ya işte orada bilmem kaçıncı maddede Suriye'ye satılan silahlar konusu sonra da o konuya girmemiş 3 video ertelemişti. İşte o listenin en sonunda Adil Serdar Saçan'ın ismi yazıyordu ama o konuya henüz gelmedi. Adil Serdar Sarçan acaba bu konuda ne söyleyecek? Merak ediyor. Bilmiyorum. Ee, o da bel belli ki Sedat Peker'in bir an evvel e, susturulmasını e, savunan cephede eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürü efendim kendisi. Evet. Polis şefi. Bir kişinin hakkını verelim. O da Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz. Twitter, Twitter'da aktif, YouTube'da kimi yayınlarda da mutlaka rastlamışsınızdır. Bir tespit ve tahmin Sedat Peker ortaya çıkmadan yapmıştı ve aynen çıktı biliyor musunuz? Diyor ki, Birleşik Arap Emirlikleri devlet olarak Sedat Peker'le hem güvenliği hem de anlattığı uluslararası suçlarla ilgili görüşüyordur. Hem güvenliğini hem de anlattığı uluslararası suçlarla ilgili görüşüyordur. Bu suçları alakadar eden ülkelerin ilgili kurumları da bilgisine başvuruyordur. Sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri bir çadır devleti değil. Evet. Ayrıca Peker'in attığı güvenliği ile alakalı tweetlerden dolayı ülke imajı açısından da rahatsız olmuş olabilirler. Görüşmeler devam ediyordur diyor. Sedat Peker'in tweetleri de aynen bu minval üzere. Mesut Yılmaz gerçekten ee, ciddi mühim bir öngörüde bulunmuş dediği neyse doğru çıktı. Orada bir kere daha hatırlatalım. Hafta arası atmıştı bu tweet'i Sedat Peker. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Silivri cezaevinde tutuklu Sedat Peker'i ziyaret ediyor ve kendisiyle pazarlık yapıyor. Evet. Bu pazarlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Sedat Peker anlatacak. Tır.